Tamam, ben başlıyorum o zaman. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yarın Ramazan başlıyor. Ramazanınız da mübarek olsun. Şimdiden tebrik ediyorum. Ben Ankara'dayım. Planımı ona göre yapmıştım. İftar saatlerine göre de. Doğu illerinde olan arkadaşlar çoğunluktaysa ya da derse katılımda sorun olacaksa haftaya da belki bir 15 dakika erken başlayabiliriz. Öyle durumu olanlar chat kısmı açılınca chat kısmına yazsınlar lütfen. İkinci bir söylemek istediğim şey de dersten önce. Biz bu dönem sonu ödevlerini herhalde hiç konuşmadık. Dönem sonu ödevleri konusunda da bu 10 haftalık müfredatımızda olan konularda konulardan birini seçebilirsiniz. Yani o konularda tamamen özgürsünüz. İstihbarat olur, terör olur, strateji olur, savunma olur. Onlardan biriyle ilgili minimum 4 sayfalık akademik kurallara riayet edilecek bir yazı talep ediyoruz sizden. Bu yani sadece sertifika için de değil, atölyenin bize bir şey katması için de aslında önemli bir şey. Öyleyse bu hafta istihbarat konusuna başlayalım. Aslında her Türk gencinin ilgisini çektiğini düşündüğüm bir konu. Yani böyle atraksiyonu, operasyonları vesaire seviyoruz. Bir de bunun akademik yönünü inceleyelim bu hafta. Türleri nelerdir, tanımı nelerdir? Sonrasında zaten sohbet yaparız. Belki teşkilat dizisinde konuşuruz. İstihbarat deyince aklımıza ne geliyor? Aslında aklımıza filmlerden dolayı işte silahlı, esrarengiz bir hayatı olan, aksiyon dolu bir yaşam geliyor. Suikastlerin, entrikaların bol olduğu, vurdulu, kırdılı bir hayat geliyor, değil mi? Aslında bu algının oluşmasında film ve dizi sektörünün rolü çok büyük. Yani özellikle dünya genelinde herkesin adını bildiği İngiliz ajan James Bond'un filmleri ve romanlar bizde bu algının oluşmasına, yerleşmesinde büyük etkiye neden oluyor. Ama tabii istihbarat özellikle bizim toplumumuzda yanlış anlaşılan bir kavram. Yanlış tanımlanan ve uzak durulması gerektiği düşünülen bir faaliyet olarak görülüyor. Sık sık olumsuz anlamda kullanılıyor. Resmi dedikodu olarak görülebiliyor. Tabii bunlar tamamen yanlış. İstihbarat dedikodu, ispiyon değil. Aslında insan zekasının en önemli çalışma biçimlerinden biridir. Bu bağlamda istihbaratı yalnızca dedikodulardan, ispiyonlardan ya da işte entrikalardan oluşan bir faaliyet olarak görmek son derece yanlış olacaktır. İstihbarat her şeyden önce bir sosyal bilim dalı, hatta bir zanaattır. Milli güvenlik politikasının temel parçasıdır. Her ülke için de geçerlidir bu. Doğru kullanıldığında düşmanın diğer hatlarına ulaşmasını engelleyecek ilk savunma hattı olduğu unutulmamalıdır. Yani aslında savaştan önce bize bir zırh oluşturur ya da işte çatışmadan önce bunun engellenmesi ya da işte karşı konulmasına yönelik bizim elimizi güçlendiren bir bilimdir, zanaattır. İstihbaratı önemsemeyen bir devletin aslında gözleri bağlı dövüştüğünü söylemek doğru olacaktır. Çünkü yani istihbaratı önemsemezseniz size nereden nasıl bir saldırı geleceğini ve onlara nasıl karşı koyacağınızı hiçbir şekilde bilemezsiniz. Yani sadece topla tüfekle olacak bir savaş değil bu. Topa tüfeğe karşı koymak için de onun nereden, nasıl, ne şekilde geldiğini bilmemiz gerekiyor. Aslında istihbarat da tarih boyunca yani tüm askeri tarihle birlikte gelişmiş bir olgu. Yani modern anlamda evet istihbaratın bir kurumsallaşma dönemi var. Ama ilk çağlardan itibaren savaş varsa istihbarat da vardı. Çünkü karşı düşmanın hangi hamleleri yapacağını tahmin etmek için öncü kuvvetler vesaire ilk çağlardan beri kullanılan şeylerdendir. Bir kelime anlamına gelecek olursak istihbaratın Arapça kökenlidir. Yeni öğrenilen haber ve bilgi anlamına gelir aslında. Yine bu kelime içinde yani haber kökeninden geldiği için bizde şey bu. Ama İngilizce'de anladığımız İngilizce manası istihbaratın zekayla falan bağlantılı.
Bu da tabii her toplumun yaşadığı algı biçimine göre ya da işte sosyolojik durumuna göre değişen bir durum. TDK'ya göre de istihbarat yeni öğrenilen bilgiler, haberler, duyumlar olarak tanımlanıyor. Ama bizim tabii önemli olan kendi çerçevemizden bakacak olursak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbaratın ne şekilde tanımladığı. MIT'e göre de istihbarat devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi, dokümanların işlenmesi sonucu ortaya çıkan üründür denilmektedir. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sitesinde yer alan tanımdır. Tabii çok çeşitli tanımlamalar yapmak mümkün. Bir başka tanıma göre yabancı bir hükümetin veya siyasi partinin yıkılması, yabancı devlet adamları veya hedeflerinin ziyana uğratılması, kişi veya ajanların kaçırılması veya öldürülmesinden ayrı olarak bir ülkenin rakiplerinden daha fazla avantaj sağlamasını veya en azından yaşamaya devam etmesini sağlayan bilginin toplanmasıdır. Bu kavram da, bu tanımlama da önemli. Sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkartmak için, daha avantajlı hale getirmek için istihbaratı biz kullanırız ya da devletler kullanır. İstihbaratı tanımlayan ya da işte bizim bildiğimiz anlamda tanımlayan ilk kişi Çinli bir filozof. Sun Tzu isimli. Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yazdığı Savaş Sanatı adlı eserinde casusluk ve doktorluk mesleğini karşılaştırmış bu filozof. Savaşmadan yenmek en iyisidir. Silahlar ancak kaçınılmaz olduklarında kullanılabilecek uğursuz araçlardır demektedir. Yani bu kavram aslında bu tanımlama günümüzde de geçerli. Aynı filozofa göre düşmanların planlarını ortaya çıkarmak, sağlıklı insanı hastalığa karşı dirençli tutmaya, silahlı kuvvetlerini saldırmak, ilaç almaya, düşman kentlerini kuşatmak ise ameliyat yapmaya benzetiyor bu filozof. Yani belki de çok ilginç, ilk defa karşılaştırılmıştır bu. Yani bir doktorla casusun karşılaştırılması. Tekrar edeyim isterseniz. Sağlıklı insanı hastalığa karşı dirençli tutmaya benziyor düşmanların planlarını ortaya çıkartmak. Silahlı kuvvetlerine saldırmak, yani savaşmak, ilaç almaya, düşman kentlerini kuşatmaksa ameliyata benzetiyor bu filozof Savaş Sanatları isimlindeki kitabında. Günümüz modern istihbarat teşkilatlarına ve hatta devlet politikalarına önderlik yapmış bu fikirler aslında. İstihbarat dünyasının ilk öğretmeni konumundadır bu şahıs. Yani bu filozofa göre olgun bir hükümdarla iyi bir komutanın kolayca savaş kazanması veya işte zafere ulaşması için ancak iyi elde edilmiş istihbarat gereklidir. Bunun haricinde hiçbir devlet adamı ya da işte hükümdar, komutan kolayca savaşı kazanamaz, zafere ulaşamaz diyor. Napolyon da tabii istihbarat faaliyetlerini önemseyen devlet adamlarından ya da askerlerden biridir. Napolyon'a göre işte istihbarat karargahında yani Napolyon istihbarat örgütü kuruyor ve karargahında istatistik dairesi oluşturuyor. Bir yandan stratejik istihbarat yapıyor, diğer yandan operasyonel ve taktik istihbaratı etkin bir şekilde kullanıyor. Zaten de başarılarının büyük bir kısmı da aslında buna borçlu. Hatta şöyle bir cümlesi var. İnanın bana, savaşın sonuçları incelendiğinde topçunun, süvarinin, piyadenin kahramanlıkları, casusun, şu gözle görünmeyen lanet ordusu yani evet, tankı, tüfeği, topçuyu bir yere koyuyor, süvari bir yere koyuyor, istihbaratı ve istihbaratçı bir yere koyuyor. Onun kahramanlığı diğer yanında diyor hiçbir öneme sahip değildir. Tabii bizim tarihimizde kendi devlet adamlarımız tarafından da önemsenen bir kurum istihbarat ve istihbarat teşkilatları. İkinci Abdülhamit istihbaratı iyi kullanan devlet adamlarından biri. Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı kuruyor. Yabancı devletlerden ya da işte şehir içinde, ülke içinde çeşitli jurnaller topluyor. Bunları biriktiriyor, tasnif
getiriyor ve işliyor. Buna göre de tabii konumlandırıyor kendini. Ülkenin hem askeri olarak hem de entrikalar bağlamında kuşatıldığı bir dönem. Bu dönem malumunuz. Abdülhamit de buna karşı istihbaratı olabildiğince güçlü şekilde kullanmaya özen gösteriyor. Tabii ki bu istihbarat, gelen istihbaratlardan asıllı doğru istihbarat kadar asılsız istihbarat da gelebiliyor. Bunların titiz bir şekilde tahkik edilmesi gerekiyor. Yani her gelen istihbarata da tabii inanarak belli bir hamle yaparsanız da hüsrana uğrarsınız, yanlış yönlendirirsiniz. Bunu da analizinin iyi yapılması gerekiyor. Ölçeklerine göre istihbarat çeşitli bölümlere ayrılıyor. İstihbaratın bir tanımını yaptık genel olarak. Bu bölümleri ele alalım isterseniz ölçeklerine göre istihbarat çeşitlerini. İlki stratejik istihbarat. Bu aralar ismini çok sık duymuşsunuzdur eminim. Hatta geçen hafta önerdiğim kitaplardan birinde ismi stratejik istihbarattı. Stratejik istihbarat güvenlik politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yakın veya muhtemel önemi bulunan yabancı ulusların veya bölgelerin ya da birden fazla kişinin yönünü ve işte yaptıklarını, faaliyetlerini inceleyen, temin eden istihbarat birimidir, biçimidir. Tarih boyunca ülkelerin sivil ve askeri yöneticileri belirsizlikleri azaltacak ve karar almada önemli avantajlar sağlayacak bilgilerden yararlanmak suretiyle tehlikeler konusunda önceden uyarılmaya ve hazırlıklı olmaya önem vermişlerdir. Yani stratejik istihbarat sizin herhangi bir savaş hali durumda olmadan da ya da hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan da istihbarat faaliyetlerini sürdürmeniz anlamına geliyor. Orta ve uzun vadede istihbarat toplama anlamına geliyor. Örneğin mesela barış döneminde eğer biz Suriye ile mesela Suriye örneğini ele alacak olursak hiçbir istihbarat faaliyeti yürütmemiş olsaydı inanın şu kriz döneminde elimiz çok boşa çıkacaktı. Ama her devlet için de geçerlidir bu. Devletler barış halinde de dostları hakkında ya da işte müttefikleri hakkında bilgi toplarlar. Bunları işlerler. İleride muhtemel tehlikeler karşısında önceden uyarılmak ve işte kendini konumlandırmak için kullanırlar. Biz buna stratejik istihbarat diyoruz. Politikacıları, karar alıcıları his ve kanaatleriyle hareket yerine kanıt ve analize dayanan bir düşünce ve çatışma tarzına yönlendirir istihbarat, stratejik istihbarat. Yani sadece evet liderlik önemlidir ama liderlik duyulara, hislere, kanaatlere göre değil, elde edilen stratejik bilgiye, istihbarata göre kullanılmalıdır, yönlendirilmelidir. Bu şekilde başarıya ulaşılabilir. Bir bölge veya devlet ile ilgili stratejik istihbarat yapılması istendiğinde elbette bu istihbaratı isteyen kişi yetkili bir hedef amaç gösterir, belirtir. Ancak belirtmemiş olsa bile stratejik istihbaratçının yaklaşımı yani sadece risk, tehlike, tehdit durumu ile sınırlı olmamalıdır. Barış durumunda savaşı gözetir, savaş ihtimalini bulundurur. Savaş ihtimalinde varış ihtimalini düşünür ve ona göre hareket eder. Ona göre bilgi toplar ve karar alıcılarının önüne sunar. Karşı taraftan bir tehlike oluşturulması, saldırı olması veya savaşın çıkması beklenmez stratejik istihbaratta. İkinci istihbarat türü ölçeğine göre taktik istihbarattır. Taktik istihbarat süren bir operasyonu desteklemek için yapılır. Taktik istihbaratı sürdüren kişi operasyon yöneticisine hemen anında aldığı bilgiyi iletir. Çünkü süren bir operasyon var. İstihbarat kurumundan gelen en ufak bir bilgi değerlidir. Ve belki operasyonun akışını yönlendirecektir. Düşmanın aktüel amaç ve kapasitelerini anlamaya yöneliktir aslında taktik istihbarat. Taktik istihbarat hemen kullanılması gerekir. Ama işte stratejik istihbarat uzun vadeli. Taktik ve stratejik istihbarat arasındaki fark en önemli fark.
budur. Üçüncü ölçeğine göre istihbarat operasyonel istihbarattır. Bu istihbarat türü de belirli bir amaca veya amaçlar bütünlüğe yönelik olarak iç içe geçmiş uyumlu taktik istihbaratları ve işte istihbari eylemlerden oluşan istihbarat operasyonudur. Yani taktik operasyonun bir tık ötesidir. Ya örneğin bir çete düşünün. Çetenin amaçları, örgütlenme biçimi, çalışma biçimi, gelir kaynağı, yurt içi bağlantıları, yurt dışı bağlantıları, legal, Hocam sesiniz gitti. Nerede kaldık? Yani çok mu olduk kopalı? Taktik istihbaratı konuştuk mu mesela? Taktik istihbarattaydık sanırım. Onu anlatıyordum. Yani sonlarına doğru. Tamam. Tekrar kusura bakmayın, ben koptuğumun bile farkında değilim. Kendi kendime konuşuyordum. Taktik istihbarat, düşmanın aktüel amaç ve kapasitelerini anlamaya yönelik toplam istihbarattır demiştik. Hemen kullanılması gerekir, sahaya hemen iletilmesi gerekir ve saha bu dönütlerle operasyonu yönlendirir. Stratejik istihbarattan taktik istihbaratın en büyük farkı da stratejik istihbarat uzun vadelidir. Taktik istihbarat anlıktır, hemen kullanılır. Ölçeğine göre diğer bir istihbarat türü de operasyonel istihbarattır. Belirli bir amaca veya amaçlar bütününe yönelik olarak iç içe geçmiş, uyumlu taktik istihbarat eylemlerinden oluşmuş istihbarat biçimidir. Yani taktik istihbaratın gelişmiş versiyonudur diyebiliriz. Bir çete örneğini vermiştim. Çetenin amaçları, örgütlenme biçimi, çalışma biçimi, gelir kaynağı, yurt dışı bağlantısı, legal faaliyetleri, illegal faaliyetleri, bağlantılarını ortaya çıkartmak amacıyla düzenlenen istihbarat çalışması operasyonel istihbarattır. Burada büyük ölçüde taktik istihbarat kullanılır. Taktik istihbaratların hatta birleşimiyle oluşur. Son olarak ölçeklerine göre istihbaratın sonuncusu entegre istihbarattır. Stratejik, operasyonel, taktik, hatta teknik istihbaratlar aynı araştırma değeri üzerinde, aynı hedef üzerinde bilinçli şekilde yoğunlaşır. Ortaya da entegre istihbarat çıkar. Büyük ölçüde yani operasyonlarda genellikle entegre istihbarat kullanılır. Entegre istihbarat askeri bir konuda olabileceği gibi politik bir konuda da gerçekleşebilir. Yani her türlü istihbaratın kullanıldığı, aynı anda kullanıldığı istihbarat biçimidir. Diğer bir istihbarat tasnifi ise, ya yani istihbaratı tasnif etme yöntemi ise alanlarına göre tasniftir. Bu da tabii yanlış hatırlamıyorsam 7-8 konuya ayrılıyor. Birincisi siyasi istihbarattır. Nedir bu siyasi istihbarat? Bir ülke düşünün, hedef ülke. Bu ülkenin siyasal yapısını oluşturan, devlet sistematiğini oluşturan, anayasal düzenini oluşturan her türlü bilgi, belge bu siyasi istihbarat çatısı altında toplanır. Yani işte bir ülke hayal edin, Muz Cumhuriyeti. Bizim hedefimiz Muz Cumhuriyeti'nin işte devleti neyle yönetiliyor? Kral mı var, şu mu var, bu mu var, anayasal sistemi nasıl? Ondan sonra işte ülke içindeki mesela siyasi güç dağılımı nasıl, işte hangi muzlar daha iyi falan filan, biz bunları siyasi istihbaratla anlıyoruz. Politik gücün kaynakları, politik kültür, politik süreçler vesaire, hatta politik tarih bile araştırılır siyasi istihbaratla. Seçim sürecinde etkilidir, karşı ülkenin seçim sürecinde.
baskı grupları, yıkıcı gruplar ve bölücü faaliyetler, propaganda faaliyetleri üzerinde durulur siyasi istihbaratta. Yani karşılaştığımız en önemli istihbarat türlerinden biridir. Diğer bir istihbarat türü askeri istihbarat. Tabi aslında genel olarak istihbarat deyince aklımıza askeri istihbarat ve siyasi istihbarat gelir zaten temel olarak. Askeri istihbaratta Karadeniz Hava Kuvvetleri, füze sistemleri, kitle imha silahları gibi bunlara yönelik bilgi toplama amacıyla yapılan istihbarattır. Askeri istihbaratta bir ülkenin askeri kapasitesi, savaş yeteneği, savaş düzeni, hatta mevcut lojistik durumu, çarpışma gücü incelenir, analiz edilir. Yine bir karşı ülke olmak durumunda. Ekonomik istihbarat var diğer alanına göre bir istihbarat konusu olarak. Ekonominin genel kapasitesi, zayıf ve güçlü yanlarını tespit etmeye yönelik ve genellikle ekonominin çok uzun süreyle silahlı kuvvetleri destekleyebilme derecesini tespit etmektir. Yani evet, ekonomik durumu inceler ama ekonomik durum silahlı kuvvetleri ya da askeri gücü nasıl destekler ya da etkiler bununla ilgilidir. Aslında diğer istihbarat yöntemlerine göre yapılması kolay olan bir istihbarat türüdür elde edilmesi. Çünkü ekonomik verilerin çok büyük bir kısmı açık kaynaklardan elde edilebilir özellikle günümüzde. Ancak bazen ülkeler belirli ekonomik verilerini gizlemeye eğilimi gösterebilir ya da işte yanlış bir açıklama yoluna gidebilir. Örneğin ekonomik verilerini Çin gizlemiştir 1996 yılında. Finans haberlerinin hatta aktarılmasını bile kısıtlama getirilmiştir. Yani biz Kuzey Kore'de de bundan benzer şeyler görebiliriz. Tam manasında ekonomik verilerini açık kaynaklardan elde edemeyebiliriz. Diğer bir istihbarat çeşidi sosyal istihbarat. Bu da önemlidir. Toplumsal yapıya yönelik olarak gerçekleştirilen bilgi toplama faaliyetleridir. Sosyal istihbaratta kendi arasında 8 ana alana, temel alana ayrılır. Birincisi nüfustur. Yani nüfustan ne anlıyorsunuz? Yerleşim, yaş, cinsiyet, iş gücü, ırk grupları, etnik gruplar vesaire. Yani sosyal istihbaratın alt dalı olan, alanı olan nüfus çatısı altında toplanır. İkincisi mesela sosyal karakteristiklerdir. Etnik çeşitlilik, aşiretçilik, sosyal skala, resmi ve gayri resmi örgütler, mülkiyet düzeni sosyal istihbaratın ilgi alanına giren topladığı bilgilerdendir. Bir diğeri kamuoyu ve bu çerçevede basın yayın araçlarıdır. Ülkedeki medyanın gücü, etki alanı, toplumu yönlendirme biçimi, gücü, kuvveti ve kimlerin elinde olduğu. Tabii bunlar sosyal istihbaratın konusuna girer. Eğitim durumu sosyal istihbaratın konusuna girer. Hedef ülkedeki, hedef toplumdaki vatandaşların eğitim durumu. Din sosyal istihbaratın yine alanına girer. Dini grupların karar alma sürecindeki etkileri, dini yapısı, dinin yapısı, diğer din grupları arasındaki ilişkiler, yani mesela mezhepler ya da işte çok çeşitli dini dinlerin olduğu ülkelerde bunlar önemlidir. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemi yine sosyal istihbaratın ilgisi alanına girer. Genel kültürel özellikler, hatta zihniyet analizi bile sosyal istihbaratın alanına girer. Bu yüzden sosyal istihbarat çok geniş alanı kapsar ve kıymetli bir istihbarat türüdür. Alanına göre bir diğer istihbarat türü coğrafi istihbarattır. Coğrafi istihbarat askeri operasyonları etkileyecek her türlü fiziksel, kültürel çevrenin tespit ve analizi yönünde çalışır. Bir ülkenin coğrafi olarak nerede olduğu ile o ülkenin siyasal kaderi arasında aslında birebir ilişki vardır. Hep diyoruz ya coğrafya kader diye. Ya da işte jeopolitika. Aslında coğrafi istihbarat bunlarla ilgilenen istihbarat türüdür. Bir komutan, bir stratejik analizci ya da işte bir siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı bir ülkeyi veya bir ülkenin ile ilgili herhangi bir sorunu ele alacağız ama ilk yapacağı şey o ülkenin içinde bulunduğu coğrafyayı gösteren bir siyasi harita inceler.
Tabii bu da coğrafya istihbaratının önemini ortaya koyuyor. Ama sadece mesela haritaya bakmak değil, o haritayı görmek. Yani ve bu haritayı görerek bu bir komutana, stratejik analizciye çok bilgi verecektir bu haritayı görmek. Okumak daha doğrusu. Mesela biz bunu Irak Savaşı'na kısmen gördük. Amerika Irak'a girdi. Evet, belki çok iyi istihbaratı vardı, çok iyi coğrafi bilgisi vardı, işte gelişmiş uydu takip sistemleri vesaire vardı. Ama hesaba katmadığı şeyler oldu. Amerikan ordusu savaşın ilk haftasında mesela Irak coğrafyasına çok iyi entegre olamadı. Aynısını biz İkinci Dünya Savaşı esnasında Amerika-Alman ordusunda da görüyoruz. Çok gelişmiş silahları vardı, halen kullanılan teknolojilere sahiplerdi. Ama Rus coğrafyasını hesaba katmamışlardı. Evet, harita üzerinde biliyorlardı. Soğuk bir ülke olduğunu, yer olduğunu da biliyorlardı. Ama bunu hesaba katmayarak binlerce askerlerin orada donmasına ya da işte savaşın tersine dönmesine sebep oldu. Bu coğrafi istihbarat eksikliği. Bir diğer istihbarat çeşidi biyolojik istihbarat. Bu da çok ilginçtir ve komplo teorilerine açık bir istihbarat biçimidir. Bir ülkede askeri, siyasi, kültürel, ekonomik seçkinler ile hatta işte suç ve terör örgütü liderlerine yönelik yapılan bilgi toplama faaliyetidir. Güzel bir örnek vereceğim, ilginç bir örnek vereceğim. Mossad'ın Suriye lideri, yani şimdiki Esad'ın, Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın idrarını çalarak analize tabi tuttuğu, hangi ilaçları aldığını tespit ettiği, ilaçlardan yola çıkarak ne kadar ömrünün kaldığını ve kalan ömründe Golan tepelerinde yapacağı çalışmaları vesaire tespit etmeye çalıştığı bilgisi dolaşır literatürde. Bu tabii ilginç bir örnektir ve biyolojik istihbaratın neleri hedeflediğini veya yapabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Ülkemize dönelim. Mesela geçen sene, bir buçuk sene önce bir Adnan Oktar suç örgütü çetesine operasyon düzenlenmişti. Bu örgüte yönelik suçlamalardan en önemlilerden biri de yine bu biyolojik istihbaratla ilgiliydi. Örgüt, yani 90'lı yıllarda on binlerce kişinin kan örneğini alarak işte bir yardım kampanyası başlattılar. Tabii yardımsever bir toplum olduğumuz için de hemen hiç düşünmeden biz kan örneklerimizi verdik ve bu kan örneklerinin yani büyük bir çoğunu Amerika'ya gönderildi ve akıbeti hakkında hiçbir bilgimiz yok şu anda. Bu da tabii ki bir biyolojik istihbarat kullanımı olarak değerlendiriliyor şu an günümüzde. Tabii o zaman anlayamamıştık. Bir diğer istihbarat türü ulaşım ve iletişim istihbaratı. Ülkelerin ulaşım altyapılarına, iletişim tesislerine yönelik olarak yapılan bilgi toplama faaliyetidir. Çok önemlidir. Barış döneminde neredeyse hiç önemi olmadığı düşünülür. Tamamen sivil amaçlı kullanılır. Örneğin ulaşım altyapısı. Ama bir savaşın başlaması ile orduların savaş alanına dönüşen damarlardır aslında bu ulaşım yolları. Bu ana damarların hangisi işte karargaha dönüşebilir, hangisiyle işte sığınak yapılabilir ya da hangisiyle uçak inip kalkabilir. Bunlar önemli bilgilerdir. Yani elverişli yollar. Çünkü her yerde uçak pistinin olmadığını düşünün. Yani her ülke için geçerlidir bu. Belli başlı havaalanları vardır. Ama siz önceden uçakların, helikopterlerin ya da çeşitli askeri araçların inip çıkabileceği yerlere ulaşım alanlarını tespit ederseniz olası bir savaşta eliniz güçlenir, kuvvetlenir, rahatlarsınız. Sonuncusu, bu alanına göre istihbaratın sonuncusu da bilişim ve teknoloji istihbaratı. İnternete bağlı bilgisayarlar, iletişim altyapısı, online sistemler, veri tabanları, enformasyon merkezinin oluşturduğu bilgiler vesaire tüm bu siber alan bilişim ve teknolojik istihbarata girer. Siber alana işte elektrik santralleri,
doğalgaz, petrol, iletişim sistemleri, demiryolu sistemleri, karayolu sistemleri de aslında dahildir günümüzde. Çünkü bunlar da siber ağ ile birbirine bağlıdır. Siber alanın güvenliği için oluşturulan savaş mekanizmasına da stratejik enformasyon savaşı denilir. Günümüzde sıkça aslında rastlanılıyor bu savaş türüne. Belki hiç haberimiz olmuyor. Ülkeler bazında sık sık siber savaşlar, stratejik enformasyon savaşları yapılıyor. Özellikle işte Rusya, Çin, Amerika arasında bunu çok sık görebiliyoruz. Birbirlerinin siber alanlarına çok sık müdahale edebiliyorlar. Peki istihbarat, bunlar şimdi istihbarat çeşitleriydi şimdiye kadar saydıklarım. Peki istihbarat toplama yöntemleri neler? Bunlar da tabii 3-5 başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan ilki insan istihbaratıdır. Yani nedir? Aslında temel istihbarat budur. Tarih boyunca süre gelen istihbarat budur. Sağdaki bir insanın elde ettiği istihbarattır. Hatta işte halkın kullandığı tabirle ajanların, casusların elde ettiği bilgi, istihbarat, insan istihbarat çatısı altında değerlendirilir. Ama şu anda bu belki de istihbaratın en küçük alanıdır. Şu ana kadar, günümüze kadar, modern istihbarat dönemine kadar en önemli teknikti, yöntemdi. Ama şu anda belki de en küçük kısmı budur. Ama hala geçerlidir. Yani tamamen yok olmuş değildir. Bir diğer istihbarat toplama yöntemi coğrafi konum istihbaratıdır. Bu da çok önemlidir. Günümüzde özellikle hala etkisi sürmektedir ve artarak devam etmektedir. Uydu ve hava fotoğrafı kullanılarak elde edilen istihbarattır. Şimdi Türkiye kendi uydusunu, haberleşme uydusunu yaptı biliyorsunuz. Yani geliştiriyor ortaklarıyla birlikte. Ve bir de bu istihbarat amaçlı kullanılan o uydular var. Yani sadece havadan görüntü aktaran, fotoğraflar elde eden vesaire. Yani bir TürkSat'ımız var, örnek verecek olsak. Bir RASAT'ımız var. Bir Göktürk uydumuz var. Yani Göktürk uydusunu bu alanda kullanılan bir uydu olarak görebiliriz. Ve biz bunu kullanmaya başladık. Yani özellikle evet, insansız hava araçları terörle mücadelede çok etkiliydi. Ama biz bu uyduların da çok işe yaradığını gördük. Özellikle PKK ile mücadelede Türkiye. Çünkü oradan gelen bilgiler ışığında nerede yığınak yapıldığını, nereye işte terörist sevkiyatı yapıldığını vesaire değerlendirdik. Bunlar önce yapamıyorduk. Çünkü uydular diğer devletlerin tekeli altındaydı. Ama milli istihbarat için milli teknolojilerin de geliştirilmesi gerekiyor. Yani uydu ve haberleşme gibi. Bir diğer istihbarat toplama tekniği de, yöntemi de işte nükleerden tutun da jeofizik, radar, malzeme, radyo frekansı, hatta işte elektro optik sistemlerin kullanıldığı çok teknik bir istihbarat türü var. Bu istihbarat türü de yani ülkelerin nükleer kapasitelerini ya da işte elektro optik güçlerini vesaire kullanarak bilgi elde ediyorlar. Mesela bunu son günlerde dikkat ettiniz mi bilmiyorum. İran ile İsrail arasında bir polemik var bu arada. Geçtiğimiz zamanlarda İran'ın nükleer tesislerinde bir kaza meydana gelmişti. Yani İran buna kaza demişti önce. Sonra bunun suikast olduğu ortaya çıktı ve şu an o suikastı İsrail sahipleniyor. Evet, diyor, biz yaptık diyor. Sahipleniyor çünkü istihbarat açısından büyük bir zafer İsrail istihbarat açısından. Bu da nükleer istihbarata girebilir tabii. Diğer bir istihbarat çeşidi, bu da çok önemli. Açık kaynak istihbaratı. Geçtiğimiz derslerde bahsettik aslında. İşte siber güvenliğe neden önem vermeliyiz? Kişisel verilerimize neden önem vermeliyiz? Mahremiyete neden önem vermeliyiz vesaire. Ya da işte sosyal medyanın tehlikelerinden vesaire bahsetmiştim. Aslında biz hepimiz birer açık istihbarat objesiyiz. Ülkelerin hatta işte devletlerin, süper güçlerin, istihbarat teşkilatlarından belki de daha çok istihbari bilgi şu anda dijital şirketlerin elinde.
Facebook'un elinde, Twitter'ın elinde, işte Instagram'ın elinde. Instagram bunu tabii kendisi hepsinde şey yapmıyor. Yani yayınlamıyor. Kendisinin kullandığı bilgiler büyük çoğunlukla. Ama biz yine de örneğin mesela Cihat İslam Yılmaz yazıyoruz Google'a. Benim hakkımda onlarca bilgiye, fotoğrafa, hatta ses kaydına, videoya vesaire ulaşabiliyoruz. Doğum tarihine ulaşabiliyoruz, eğitime ulaşabiliyoruz. Ben bir açık istihbarat haline geldim ve aslında hiç yorulmadan istihbarat kurumları benim hakkımda bilgi elde edebiliyorlar. Ya da istihbarat kurumu da olmak zorunda değil. Herhangi biri, herhangi bir kişi. Aynı şey hepimiz için geçerli, sizin için de geçerli. Bir diğer istihbarat toplama yöntemi sinyal istihbaratı. Nedir bu? Sinyallerin arasına girilerek elde edilen istihbarat biçimidir. Bu da kendi arasında alanlara tabii ayrılır. İşte elektronik istihbarat, haberleşme istihbaratı vesaire. Bununla ilgili mesela Amerika'da ayrı bir istihbarat kuruluşu var. Bizde önceden genelkurmaya bağlı bir birim vardı. Sonradan bu Milli İstihbarat Teşkilatı'na devrildi. Sinyal istihbaratı dediğim. Yani bu dinleme vesaire işlerinin ya da işte siber bilgi sistemlerinin sızma işlemleri sinyal istihbarat aracılığıyla yapılıyor. İşte radyo frekanslarının kullanılıyor ya da işte sinyal karıştırıcılar kullanılıyor, konum karıştırıcılar kullanılıyor. Bunların hepsi sinyal istihbaratının alanına girebilir. Bir diğeri teknik istihbarat. Bu da yabancı ülke silahlı kuvvetlerinin kullandığı silah ve teçhizatların analiziyle elde edilen istihbarat biçimi. Yani diğer ülkelerin hangi silah sistemlerini kullandığını herkes aşağı yukarı bilir. Yani bir devlet diğer devletin işte Suriye'de işte Rus ağırlıklı silahlar kullanılır, uçaklar kullanılır. Bunların gücü analiz edilir. Üstün yönleri, zayıf yönleri, işte olası bir sızmaya ya da işte sinyal istihbaratına elverişli olup olmadığı vesaire. Bunların hepsi teknik istihbaratın alt dalıdır. Diğer bir istihbarat toplama yöntemi medikal istihbarat. Yani bu da günümüzde özellikle pandemiyle birlikte önemini gördüğümüz bir istihbarat biçimi. Mesela işte bu bir virüs şeyde mi yapıldı? Bu virüs laboratuvar ortamında mı yapıldı? Yoksa doğal yollarla mı yayıldı? Bu virüsün bir panzehri var mı? Yok mu? İşte ya da aşı bilgileri siyasi olarak mı kullanılıyor? Aşılar ya da işte aşı eşitsizliği, dağılımı vesaire tamamı aslında medikal istihbaratın alanında. Geçen hafta yine değinmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Bir ilaç takip sisteminden bahsetmiştim işte eczanelerde kullanılan. Bu ilaç takip sisteminin çöktüğünü ya da diğer devletler eline geçtiğini düşünün. Toplumun sağlık yapısı için tamamen bir çerçeve çizilmiş. Yani evet bunun kaç tanesi antidepresan kullanıyor bu vatandaşın kaç tanesi kanser hastası, kaç tanesi şeker hastası, yaş aralıkları vesaire tamamı elde edilebilir. Bu da tabii medikal istihbarat açısından önemlidir. Siber istihbarattan yine bahsetmiştik siber dünyadan elde edilen istihbarat. Finansal istihbarat var. Para transferlerinin analizi sonucu elde edilen istihbarattır. Biz de aslında bunu MASAK vasıtasıyla tabii biraz da kullanıyoruz biz finansal istihbaratı. Kara para aklamadan tutun da işte ülkeler arasındaki para transferinden, suç örgütlerinin gelir kaynaklarından vesaire hepsini finansal istihbarat yöntemiyle elde edebiliyoruz. Son olarak da istihbarat çarkına girelim. Evet, işte istihbarat çeşitlerinden bahsettik. İstihbarat toplama yöntemlerinden bahsettik. Tamam da bu kadar istihbarat topladık ne yapıyoruz? Öyle değil mi? Bunun için kullanılan bir terim var. İstihbarat çarkı terimi. Bu tüm istihbarat faaliyeti yürüten kurumlar için aslında kullandığı bir terim. Yani bir çarka benzetilir istihbarat kuruluşlar tarafından. Çarkı oluşturan 4 tane evre vardır. Birinci evre istihbarat ihtiyacının tespiti ve toplama çalışmalarının yönlendirilmesi. Yine bizim kendi ülkemizden örnek verecek olursak
Bizim bir kanunumuz var. İşte 2937 sayılı bir kanunumuz var. Ve bu kanun çerçevesinde milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması, yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili ve işte ilgili bakanlıkların istihbarat, istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek, oluşturacak ve tespit edecek çalışmaların yönlendirilmesi aşaması birinci aşamadır. Yani öncelikle tespit ve toplama. Karşıdan bir talep gelecek. Yani karşıdan bahsettiğimde işte yine güvenlik kuruluşları ve devletin çatı kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay, Milli Güvenlik Kurulu gibi. Siz bunu ihtiyacı önce bir tespit etmeniz lazım. Bu istihbarat çarkının birinci aşamasıdır. İkinci aşaması haber toplama aşamasıdır. Yani işte şu ana kadar bahsettiğim istihbarat toplama yöntemleri burada devreye girer. İstihbarat oluşumunun sürecinin temel taşıdır aslında. Haber toplanmasını işte açık kapalı kaynaklar üzerinde ikiye ayırabiliriz. İşte dergi, gazete, kitap, radyo, işte sosyal medya, internet siteleri vesaire açık kaynaklar. Kapalı kaynaklar çeşitli haber toplama metotlarıyla birlikte teknolojinin kullanımı ile birlikte işte istihbarat derleme yöntemidir. Kapalı istihbaratta. Bu da istihbarat çarkının ikinci aşaması. Üçüncü aşama haberlerin işlemesi aşamasıdır. İşlenmesi aşamasıdır. Haber toplama ünitelerinin çalışmaları sayesinde derlenen teşkilat içi, dışı kurumlardan gelen bilgiler, belgeler önce bir tasnif edilir. Kıymetlendirme ve yorum aşamalarından geçilir. Yani bir diğer ifadeyle işlenir. Tasnif ilk aşamadır. Önce bir ayrılır. Konularına göre bir yerleştirilir. Bu aşamada benzer bilgiler bir araya getirilir. İkinci aşamada kıymetlendirmedir. Yani haberin istihbarat değerinin olup olmadığı, haberin alındığı kaynağın güvenilir olup olmadığı ve doğruluğu bu aşamada tespit edilir. Bu aşamadan sonra da bir yorum yapılır. Yorum mevcut bilgilere dayanılarak olayların, gelişmelerin ve benzer durumların anlamını, önemini ortaya koyar. Ya bu da istihbarat çarkının üçüncü aşamasını oluşturur. Dördüncü aşaması da değerlendirme tabi tutularak işlenen istihbarat niteliği kazanan raporlar kullanılmak üzere süratle ilgili kuruma veya kişiye ulaştırılır. İlgili kurumlar sadece bu istihbaratı kullanmakla kalmaz. Sürekli olarak gözden geçirilen ve değerlendirilen öncelikler çerçevesinde yeni istihbarat ihtiyaçlarını da belirlerler aynı zamanda. Böylece birbirini izleyen dört evreden oluşan, dördüncü evreden sonra da tekrar ilk evreye dönen istihbarat çarkı tamamlanır. Yani bu sonsuzdur. Amacı belirlersin, hedefi belirlersin, haber toplarsın, haberi işlersin, haberi ilgili yere ulaştırırsın, tekrar başa dönersin. Bu tüm istihbarat kuruluşları açısından geçerli bir kavramdır. İstihbaratla ilgili diyebileceklerim benim şimdilik bu kadar. İsterseniz hem soru cevaba geçelim hem de sizin anlatmak istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyleri dinleyeyim. Geçen hafta kitap önerilerini ve film önerilerini göndermiştim. Eğer onlardan eklemek istediğiniz varsa da okuduğunuz ya da izlediğiniz onları da dinleriz. Tamamdır hocam. O halde söz hakkı almak isteyenler el kaldırabilir ya da chat kısmına yazabilirsiniz. İsterseniz siz ders anlatırken bir arkadaşımız soru göndermiş. İlk olarak ona bakalım. Tamam. Emir Alp Turgut. İHA'larımızın topladığı görsel verileri şu an coğrafi konum istihbaratı başlığı altında değerlendirebilir miyiz hocam? Değerlendirebiliriz, evet. Ama tabii İHA yeni bir teknoloji olduğu için, tüm dünya için yeni bir teknoloji olduğu için İHA aynı zamanda savaşları ve istihbaratı da şekillendiren, düzenleyen, yeniden yorumlamamıza sebep olan başlı başına bir teknoloji. Belki ilerleyen dönemlerde müstakil bir ona da alan açılır. Ama şu an için coğrafi uydu haberleşme alanında değerlendirebiliriz. Ket Olgun, bir
Finans yüksek lisans öğrencisi olarak ekonomik ve finansal istihbarat çok ilgimi çekti. Biraz daha açmanız mümkün mü acaba? Ya ekonomik istihbarat aslında istihbaratın temel alanlarından biridir. Bir terör örgütü düşünün ya da suç örgütü düşünün ya da herhangi